arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir yelek çalışacağız. Yeleğimizi ben lif ile ördüm. Pembe pembemizi ve beyazımı kullandım. Sizler normal bebe ipleriyle ya da daha farklı iplerle pamuk ipleriyle örebilirsiniz nasıl arzu ederseniz o şekilde örgümü söyleyebilirsiniz hemen yeleğimizin ölçülerine bakmak istiyorum kol kısmından aşağı kısma kadar 30 buçuk santim kol altından baktığımız zaman 25 santim kol altından genişliği Evet yemeğimiz bir yaş civarı çocuklarımız için uygun bir yelek şöyle arkasını çevirip baktığımızda arkasında da yine kelebek modellerimiz mevcut. Gayet hoş bir çalışma oldu. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İstediğiniz bir lif ipi ile bebek yeleğimizi örmeye başlayalım. Ben lif ipimi 2.5 numaralı tığımı kullanarak örüyorum. Küçük bir ölçü yapacağım. Onun için bir tane e, ipim yeterli olacaktır. Büyük ölçüde örmek isteyen arkadaşlarımız ya da lif ipi kullanmak istemiyorlarsa istedikleri ipimizle e, örebilirler. Tabi ipimize uygun olarak tığımızı da tercih etmemiz çok uygun olacaktır. Örgümüzün güzel düşmesi adına zincirimi çekerek başlıyorum buradaki zincirimizi eğer büyük ölçüde öreceksek çok daha fazla zincir sayısıyla e, ayarlayabiliriz. Eğer normal büyüklükte ya da küçük yapacaksak ona göre zincirlerimizi çekelim. 3 4 5 6 7 8 9, 10. Bakınız ilk sıra zincirlerimizi her zaman gevşek örelim ki modelimizi kurmak için trabzanlarımızı ya da sık iğnelerimizi örmeye başladığımızda bu kısım çekmesin. Şimdi 10 tane zincirimi çektim ve biraz gevşek olarak aldım. Bakınız 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şöyle bakalım 20 tane zincirimiz ama... Bayağı bir rahat genişlikte. Evet şimdi istediğim ölçü gelene kadar zincirimi çekmeye devam ediyorum. 80 tane zincirimi çektim ve hazırladım. Şöyle görelim. Düzeltmek istiyorum 80 zincirimi şu şekilde. Üçümüzü birbirimize göre kıyaslayalım. Mezurumu alıyorum. Üzerine tutuyorum. Hiç çekmeden şöyle İlk başlangıç zincirimin olduğu yeri alıyorum ipimin olduğu yerden sadece bakınız e, gerdirmeden 34 santim başlangıç zincirimizin uzunluğu şimdi ilave zincir yapmadan bakınız başlıyorum tığımın başında oluyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum başını dolamıştım bir tane trabzanımı örüyorum bir trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp diğer zincirimin içerisine başını doluyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum bir tane zincir aşağıdan atlıyorum sıradaki yuvamın içerisine yani zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum ve burada minik minik kutucuklar oluşturuyoruz. Bakınız, ilk önce beşinci zincirin içerisine batmıştık, bir trabzanımız örmüştük, bir zincir yukarıdan çektim, bir zincir aşağıdan atladım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğer sıradaki zincirimi trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Ve bu şekilde bütün zincirlerimizi örerek tamamlayalım. Bir tane zincir yukarıdan aşağıdan bir atlayalım ve ikili trabzan şekliyle örelim. Zincirimizin üzerine kutucuklarımızı ördük ve şu şekilde bakınız grubumuzu oluşturduk. Eğer büyük yaştaki bebeklerimizi öreceksek lütfen zincirimizi fazla çekelim. Yeleğimiz çok çok kolay bir yelek ve robamız da aynı şekilde. Onun için hiç zorluk çekmeyin. İlk baştaki kutu sayımız fazla olsun. Hemen saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ve 38 tane kutucuğumuz hazır. 38 kutucuğumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi üzerine birer birer doldurmaya başlayalım. Şurada ipimiz aşağıda kaldı. Hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Kutucuğumun içerisine geliyorum. 1 ve 2. 2 defa da örüyorum. Aynı yere bir tane daha. 1, 2. 2 tane trabzanımı tam bir zincirin içerisine doldurdum. Ve kenardaki trabzanımın üzerine 3 zincirimi çekmiştim. Toplamda 3 tane trabzanıma ulaştım. Hemen aradaki trabzanımın üzerine de bir tane örüyorum toplamda dört tane bakınız trabzanımız oldu hemen tığımın başını doluyorum bir sonraki görmüş olduğumuz kutucuğun içerisine ise bir tane trabzanımı örüyorum bir tanesine çift bir tanesine tek olarak dolduruyoruz kutucuklarımızı bir tane tek ördükten sonra trabzanımın üzerine batıyorum ve dolduruyorum bakınız bir yani trabzanımın direkt üzerine örüyorum. Sıradaki kutucuğuma iki tane ikili trabzanım örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki aradaki görmüş olduğum trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir önceki kutunun içerisine iki tane ördüğüm için şimdiki kutumun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Aradaki direk olarak gördüğümüz her kutucuğumuzu oluşturan bölümleri mutlaka örüyorum. Batıyorum. Ve bakınız burayı bir ördüğüm için sıradaki kutucuğumu iki trabzanla dolduruyorum. Bir ve iki. Bir tanesini tek bir tanesini çift olarak dolduruyoruz. Bakınız iki tane trabzanı ördükten sonra trabzanımın tepesine batıyorum. Bir. Diğer kutumu bir öncesini iki ördüğüm için bir tane trabzan örüyorum. Aradaki direğimi örüyorum. Bir ve bir sonraki kutuyu çift olarak dolduruyorum. Bir, iki ve bütün sıramızı bir tek bir çift olarak dolduralım. Sıra sonunda görüşelim. İlk sıra kutucuklarımızı ördük. Üzerine trabzanlarımızı, artışlarımızı yaptık ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle görecek olursak ikinci sıramız tamamlandı. Üçüncü sıramıza başlayabiliriz. Üçüncü sıramızda bitiş yönünde tam bitirdim. En son trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çevirerek üçüncü sıramı başlamış oluyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen Birinci trabzanın zincirimizde ördüğümüz için ikinci trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirden oluşan trabzan ve sıradaki trabzanımı ördüm İki, Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımı ördüm bir, iki, üç zincirimizle beraber dördüncüyü örüyorum. Dört tane tek ördükten sonra beşinci trabzanımı bir aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız 4 tane tekimiz var. 1, 2, 3, 4. 5. trabzanım aynı yerine batarak bir tane artışımı yapıyorum. 4 tek 5. çift olarak örüyorum. Tığımın başında doluyorum Sıradan saymaya başlıyorum çiftimden sonra. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tekimi ördüm. Çiftten sonra bakıyoruz. Bakınız çiftimizden sonra 1, 2, 3, 4. 5. trabzanımı 1. Aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız aynı yeri örüyorum. 2, 5, 2 defa ördüm. 4 tek 5. çift olarak bu sıramızı örelim. Ve sonunda görüşelim. 2, 3, 4. 5. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı aynı yere girerek bir tane daha artışımı yapıyorum ve 3. sıramızda 4 tek 5. çift olarak örüp artışlarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 2 4 5. çift. 2 4 Şöyle görelim. Bir çiftten diğer çifte arada 4 tane tek var. 5.miz çift. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramızı dört tane tek beşinciyi çift olarak örüp tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlayalım. Dördüncü sıramıza en son trabzanımın üzerine yine iki tane zincirimi çekerek başlıyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bakınız. Arkasından girerek şöyle örüyorum. Sıradaki trabzanımı. Tekrar bir sonraki trabzanın ardından giriyorum. Trabzanımı ittiriyorum ve bir ikili olarak örüyorum tekrar giriyorum itiyorum ve ikili trabzanım örüyorum giriyorum bir ve iki bir ve iki bütün trabzanlarımı herhangi bir şekilde artış yapmadan arkasından girerek örüyorum bakın giriyorum trabzanım itiyorum ve örüyorum. Sıra başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Dördüncü sıramızı kabartı yaparak örüp tamamladık. Burası yeleğimizin ön yüzü olacak. Şimdi beşinci sıramızı örmeye başlayalım. Beşinci sıramızda tekrar artışlarımızı yaparak öreceğiz. Hemen alıyorum. İki tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum. Bir ve iki. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine batarak ikili bir trabzan örüyorum. 1 2. 2 tane tek ördükten sonra üçüncüyü çift örüp artışımızı yapıyoruz. 1 ve hemen aynı yere batıyorum. 2. 2 tek bir çift. Şöyle görelim. 1 2 ve çift. Devam ediyorum. 1 2. 2 tane tek sıradakini çift olarak örüyorum. Batıyorum. Çift. 2 tek 1 çift 1 2 teklerimi ördüm ve çiftimi örüyorum 1 2 bu sıramızı 5. sıramızı 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift olarak örelim sıra sonunda görüşelim 5. sıramızda artışlarımızı yaparak örüp tamamladım. 6. sıramızı tıpkı buradaki kabartıları ördüğümüz sıramızdaki işlemimizin aynısını tekrar ederek örüyoruz. Herhangi bir artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımızı ardından girerek birer birer örelim. Başlangıçta yine en son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum. İkili trabzan şekliyle. 1 ve 2 Bire bir örüyoruz. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Arkadan aldığımız, girdiğimiz yani şuradaki kabartılı bölümde bire bir örerek tamamlıyoruz. Bir sıramızda artıp bir sıramızda kabartılı kısmımızı ördük ilerliyorum Farklı bir işlem yapmadan sadece her trabzanımı ardından alarak örüyorum. Bir ikinci kabartılı sıramızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şöyle robamızı bakınız. Bir sıra artıp bir sıra kabartma örerek ütmeye devam ediyor. Şöyle gördüğümüz gibi minik güzel bir yelik çalışması olacak. Şimdi bu kabartılı sıramızı örelim. Bir sonraki artış sırasında tekrar görüşelim kabartılı sıramızı örerek tamamladım. Bakınız bir uçtan diğer ucumuza kadar geldim. Şimdi artış yapacağımız sıraya geldik. Bundan sonra robamız tamamlanana kadar hep aynı artış üzerine örmeye devam edeceğiz. 3 tane tek, 1 tane çift. 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift olarak istediğimiz ölçü gelene kadar artışlarımıza ve bir sonraki sıramızı ise ardından alarak kabartı şeklinde örmeye devam edeceğiz. Hemen örmeye başlayalım. En son bitişimizden takıyorum tığıma. 1 ve 2 arkasını çeviriyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen ikinci olan bölüme direkt giriyorum. Arkasından geçmiyorum. 2 3 3 tane tekim ördüm. Dördüncüyü çift olarak örüyorum. 1 ve 2 Robamız tamamlanana kadar 3 tek bir çift olarak örelim ve bir sonraki sırayı da arkasından alıp kabartalım 1 2 ve 3 3 tane tekimi ördüm çiftimden sonra bakınız ve 4. çift olarak örüyorum tekrar 1 2 3 tane tekimi ördüm 4. çift olarak örüyorum 1 ve aynı yere batıyorum 2 3 tek dördüncü çift 3 tek dördüncü çift olarak robamız tamamlanana kadar bir sıramızda artışımızı bir sıramızda ise arkadan girerek kabartılı sıramızı örelim ve robamızı bu şekilde tamamlayalım yeleğimizde robamız yeterli ölçüye gelene kadar örgümü örmeye devam ettim şöyle görecek olursak bakınız çok güzel katlı katlı bir görüntüsü oldu yeri Şimdi şöyle bakalım. 30 bir tarafta önümüzün, 30 da diğer tarafta trabzanlarımı ayırdım. Şöyle bakalım. Önler için her iki bölüme 30'ar 30'ar ayırdıktan sonra arkamı 60 olarak ayırdım. Ve geriye kalan trabzanlarımı kollarım için ayırdım şimdi biz küçük bir yelek örecektik daha büyük yelek örmek isteyen arkadaşlarım biraz daha artışlarını yaptırıp roba kısmını biraz daha uzatabilirler uzattıktan sonra her iki önümüzü eşitleyip arkayı aynı sayıda yapalım bakın burada 30 trabzan ve 30 trabzan önerimizi ayırdık arkamızı ise her ikisinin toplamı kadar ördük Sizler de daha büyük öreceğiniz zaman şöyle yeleğimizi ayarlayın Ön olabilecek yani ön gözünüze uygun gelecek şekliyle e, ölçü yeterli olacak şekliyle önce göz ölçüsüyle daha sonra ise sayılarımızın eşitliğiyle ayarlayalım. Her ikisinin toplamını arkaya verelim. Geriye kalan da kollarımıza eşit bir şekilde dağıtalım. Şöyle bakınız eşit bir şekilde kollarımıza dağıttığımız zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Dilediğiniz kadar büyütmeye devam edebilirsiniz. Şimdi 30 trabzanımı ördüm artık kol için olan bölümü örmüyorum. Ve de bakınız, iki sırayı üst üste düz olarak örüyorum. Yandan almadım. Ardından girerek alıyordum bakınız. Şimdi bu sırayı da düz olarak ördüm. Birleştirme sıramızı. Kol altının birleştirme yerinde 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Ayırdığım yere bakınız. Şuraya işaretimi koymuştum. Tığımın başını doluyorum. İşaretimi bu tarafa alıyorum hemen tepesine batıyorum trabzanın bakınız ikili trabzanımı düz bir şekilde örüyorum bir alt sırayı da yine düz olarak örmüştüm önü ben önceden 30 trabzanı hazırlayıp geldiğim için hemen düz bir şekilde örerek geçtim 5 tane zincirde kol altına çektikten sonra şimdi ilerliyoruz birer birer trabzanlarımızı tepesine batıyorum kolum için ayırdığım işaret yerine kadar ilerleyelim. Arkayı örerek tamamladım. Şimdi şöyle görelim. Tam işaretimin olduğu yerdeyim. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen kolumu büküyorum. Diğer işaretimin olduğu yere geliyorum. Hemen işaretimi sol tarafa, sağ tarafa doğru düşürüyorum. Sol taraftan örgüme devam ediyorum. uç noktaya kadar bu şekilde trabzanlarımızı örüp tamamlayalım. Yeleğimizin gövde kısmını kol altlarımızdan beşer zincir çekerek birleştirdik. Şimdi yeleğimizin modelini uygulamaya başlayabiliriz. Şöyle hemen ilmeğimi takıyorum tığıma ve zincirlerimi çekiyorum. Elinizin gevşek veya sık oluşuna göre iki ya da 3 zincir çekebilirsiniz şöyle iki tane zincirime bir tane daha ilave ediyorum 3 zincirimi çektikten sonra hemen ikinci trabzanın üzerine batarak bir tane daha trabzan örüyorum zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız oldu ve hemen yanına bir trabzan daha örüyorum toplamda 3 trabzanımızı başa ördüm bir zincir çekiyorum alttan bir tane trabzan atlıyorum diğer tarafa girerek şöyle batıyorum Bakın hemen bir zincir ve bir tane atladım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle ipim karışmadan açıyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tırabzanımı örüyorum. 3 tane tırabzan, 1 zincir, 1 atladım ve arkasından 10 tane tırabzanımı ördüm. 1 zincir çekiyorum. 1 tane tırabzan atlıyorum ve sıradaki tırabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane şöyle gördüğümüz gibi trabzanımızı ördüm 10 trabzanımı ördükten sonra yukarıdan zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektim hemen yanındaki bakınız hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve örmeye başlıyorum Yine aynı şekilde 2 birer birer örüyoruz. Bakınız her trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. 5 trabzan ördüm. Kol altı için hazırlamış olduğum trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum. Dört, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektikten sonra bakınız burada hiç trabzan atlamadık. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Ve sırasıyla 10 tane trabzanımı örüyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm yine 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanımın üzerine 10 tane trabzanım örüyorum. 10 trabzan 8 zincir olarak gövde bölümünü başlattık ve ilerliyoruz. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde 10 tane trabzan 8 tane zincirimizi çekelim ve sıramızın başına doğru ilerleyelim. Evet modelimizi örerek geldim. 10 trabzan 8 zincir 10 trabzan 8 zincir ördük ve kolumuzun altını da diğer kolumuz gibi aynı şekilde tamamladıktan sonra her iki önümüzü eşit örmek istediğimiz için bakınız 10 trabzanımızdan sonra zincirimizi çekerek bir tane zincir çekiyorum bakınız bir zincir çekiyorum bir atlıyorum 10 tane trabzanım örmeye başlıyorum başlangıç noktamızda da aynı şekilde işlemimizi yapmıştık 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanım ördüm bir zincir çekiyorum bir tane trabzanım atlıyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve son trabzanımı örüyorum üzerine batarak 3 her iki kenarımızı da aynı şekilde ördük. Şöyle çevirelim bakalım. Önlerimizde bakınız 3 tane trabzan, 1 zincir, bir tane kafesimiz var her iki önümüzde. 10 tane trabzan, 1 zincir, bir kafesimiz. Tekrar 10 trabzan ve 8 zincirden olan bölümümüzü ördük ve modelimizi ilk sıra olarak zeminini gövde kısmında bu şekilde hazırladık. Şimdi örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Çeviriyorum. 3 trabzanımı yine örüyorum. 3 trabzanımız modelimiz bitene kadar her iki yönde de aynı şekilde kalacak. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. 10 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 hiç saymamıza gerek yok. Alttakini aynen örmekteyiz birebir bütün tırabzanlarımızı. bir tane zincirimi yine çekiyorum aynen buradaki buradaki kurulumuz modelimizin diğer yönünden yani arkalardan farklı buraya dikkat edelim burada sadece 3 tane trabzan bir zincir kafesimizi yaptıktan sonra 10 trabzan tekrar onun trabzanın bitiminden sonra bir zincir ve trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum 1 hiç trabzan sayımızda artma ya da eksilme yapmıyoruz bu sıralarda Evet 10 tane trabzanı tamamladım. 8 tane zincirimi çekmiştim. Şimdi zincir sayısını 7'ye indiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7, 6 şeklinde indireceğiz. Ee, i̇lk 3'ü inerek devam edecek. 8, 7. Hemen tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Birer birer örüyorum. Trabzan sayılarımda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 10 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Trabzanımın hemen tepesine bakınız. Hiç atlama yapmıyorum. 10 trabzanımı örüyorum ve sıramın başına doğru bu şekilde ilerliyorum. Modelimizi örerek ön kısmımıza doğru ilerledim. 10 trabzan 7 zincir, 10 trabzan 7 zincir şeklinde örerek geldim. En son önümüzdeki bölümümüze geldik. Önümüzdeki bölümümüzde 1 tane zincir, 10 tane trabzanımızı örüyoruz. birer birer trabzanlarımızı örerek uç kısma doğru ilerliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kalan 3 trabzanımı birer birer örüyorum. 1 Bir, 2 ve en sondaki trabzanımı örüyorum. 3 Kenardaki trabzanımız bu köşede de söylemiş olduğumuz gibi yani bu uçta da söylediğimiz gibi e, yeleğimiz bitene kadar devam edecek. 3 trabzan, 1 zincir, 10 tane trabzan, 1 zincir ve 10 trabzan zincirlerimizin olduğu bölüme geçiyoruz. Bu kısımda da aynı şekilde 3 tane trabzan, 1 zincir ve 10 trabzan, 1 zincir kafesimizi hazırlıyoruz. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum birer birer trabzanlarımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekip 10 trabzanımı örüyorum 2 Burada 10 trabzanı saymamıza gerek yok şu an için hepsi 10'ar trabzan bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 10 trabzanım örüyorum uzun çekmiş olduğum zincirlere doğru ilerliyorum yeleğimizin arka tarafına doğru olan bölümlerimiz bu kısımlarımız Son trabzanı da ördükten sonra zincirimde bir tane daha eksilmeye geçiyorum 8 7 ve şu anki çekeceğim zincir sayısı 6 1 2 3 4 5 ve 6 tığımın başını doluyorum ve 10 trabzanımı örüyorum bu sıramızda artık 10 trabzanlarımızı aynı örüyoruz zincir sayımızı 6'ya düşürerek sıramızı sonuna kadar tamamlayalım Yeleğimizin sırasını tamamlamıştım. Bakınız 3 tane zincir görülmekte. 8, 7, 6 diye tamamladıktan sonra yeni sırama başladım. Yeni sıramda şu kısım hep aynı kalacaktı. Bakınız 10 tane trabzanımız sağında ve solunda birer kutunun olduğu bölüm ve 3 tane trabzanımızın olduğu başlangıç dilimi. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmadan yine ördüm. Bakınız 3 trabzan 1 kutu 10 trabzan 1 kutu tekrar 10 trabzanı ördükten sonra zincir sayılarımızı 8 7 6 şeklinde örmüştük şimdi ortadaki en düşük yani üçüncü en düşük olan zincir sayımız olacak şimdi birer birer tekrar yükseleceğiz şimdi dördüncü sıradaki öreceğimiz sıra 7 tane zincir olacak en son sıramızda ise tekrar 8 zincir sayısına ulaşacağız hemen zincir bir çekiyorum 7 tane zincirimi çekiyorum. Artık artışa başladım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı örüyorum. Aradaki trabzan sayımda herhangi bir değişiklik yapmıyorum sadece zincir sayımızda yine bir değişiklik yaptık Evet sıramızı 10 trabzan 7 zincir 10 trabzan 7 zincir örerek gelelim en son tıpkı yeleğimizin başındaki yapmış olduğumuz gibi 3 trabzanımız 10 trabzanın sağında ve solunda birer kutu olacak şekilde örelim diğer aradaki zincirlerimizi 7'şer zincir 10'ar trabzan şekliyle örüp sıramızı tamamlayalım Evet, yeleğimizde sıramızı tamamladıktan sonra tekrar sıramızı örmeye başladım. 3 trabzanımı, 1 kutumu, 10 trabzanımı tekrar kutucuğumuzu hazırladık. 10 trabzanımızı ördük ve geniş zincirlerimizi çektiğimiz bölümümüze geldik. Şimdi zincirlerimizi başlangıçta 8, 7, 6, tekrar 7 olarak ayarlamıştık. Şimdi 8 olarak yine çekiyoruz. Yalnız 4 ve 4 olarak ayırıyoruz. Şimdi 1 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra ilk zincirimin altından giriyorum fiyon şeklinde şu şekilde kapatıyorum ve 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum 4 ve 4 8 tane Zincir sayısına ulaştık. Eğer burasının biraz daha rahat olmasını ve şu kısmı sıkmak istiyorsanız birer zincir artırabilirsiniz Elinizin gevşekliğine ya da sıklığına göre. Yani birazcık daha büyük olsun derseniz birer zincir fazla yapabilirsiniz. İlerliyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece trabzanlarımı birer birer örüyorum. slip ip olduğu için bazen tek kat alınabiliyor hemen düzeltiyoruz Tekrar 1 2 3 4 4 zincirimi çektim İlk zincirimin altından alıyorum şu şekilde kapatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 tekrar tığımımı başında doluyorum trabzanarım örüyorum ve bu şekilde modelimizi, dörder ve dörder çekerek zincirlerimizi kapatıyoruz. Buradaki zincirlerimizi kelebek desenimizi veriyoruz. Şöyle görelim. 8 olan zincirimiz önce 4 altından kavruyoruz kapatıyoruz sonra 4 zincir daha çektikten sonra aradaki 10 trabzanlarımızı aynen örerek devam ediyoruz şimdi sıramızın başına kadar bu şekilde ilerleyelim 4 zincir çekip bağladım tekrar 4 zincir çektim ve trabzanlarımı örerek geldim sıramı tamamladıktan sonra yeniden bir önceki sıradaki kurulumumuzun aynını kurmaya başladım bakınız 8 tane zincirimi çektim 10 trabzan 8 zincir 10 trabzan 8 zincir 10 trabzan şekliyle ilerledim en son kısmımızı yine 3 tane bakınız başlangıçtaki trabzanımız aynı devam edecek bir kutucuğumuz 10 trabzanımız yine bir kutucuğumuz devam edecek buradaki 8 zincirimizi örerek geçiş yapacağız yani buradaki görmüş olduğumuz 5 sıranın aynasını kurarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz ve Diğer önümüzü de aynı şekilde bakınız modelimizin başlangıç ve diğer her iki önümüz aynı şekilde devam edecek. Buradaki bakınız 8 tane zincirimiz trabzanlarımız şeklinde örerek ilerleyeceğiz. Bir sonrakini 7, 6, tekrar 7 ve 4 4 olarak bağlayacağız. Bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Eğer şurada 4 yeterli gelmesi, 5 tane zincir de çekebiliriz. Rahatlığımızı yani rahat duruşunu fiyonklarımızı sağlayalım ya da kelebeklerimizi bakınız nasıl görmek ve de nasıl demek isterseniz gayet güzel bir şekilde Durmakta. Şöyle baktığımız zaman, evet. Şimdi sırasıyla aşağıya örmeye devam edelim. İstediğimiz ölçü geldikten sonra tekrar görüşelim. Yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Bakınız, burası önü, şu görmüş olduğumuz kısım ve devam ediyor arka taraf ve tekrar diğer önümüz. Evet biraz daha büyüteceğim. Daha sonrasında önümüzdeki süslemeleri birlikte çalışacağız. Şimdi örmeye devam edip bir tane daha kelebek yapmak istiyorum. Sonrasında ise önümüzdeki şu görmüş olduğumuz bölümümüzdeki işlemimizi sizlerle birlikte yapalım. Kelebekli yeleğim istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve bu kadar büyüklük yeterli oldu ve bitirdim. Bakınız çok güzel oldu. Kelebeklerimize şöyle bakalım. Bakınız Gayet hoş. Ön kısmında farklı bir uygulama yapmıştık. Birer zincir çekmiş olduğumuz bölüm vardı. Bakınız yeleğimin bir tanesinin ön kısmına buradaki kelebeklerimi yerleştirdim. Şimdi diğer ucuna şuradaki örmüş olduğumuz bakınız burayı farklı örmüştük. Her iki kenarında birer zincir çekerek bu kısmı ayarlamıştık. Bu kısımda tıpkı burada yapmış olduğum işlemimi sizlerle birlikte buraya da uygulayacağız. Biz bir e, kenarı beraber çalışalım. Diğer kenarı e, sizler yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı sıralamayı yaparak gayet hoş bir şekilde buradaki kelebeklerimizi yerleştirebilirsiniz. Eğer dilerseniz buradaki kelebeklerimizin tam ortadaki yerine birer tane inci de dikebilirsiniz. Sonrasında bu kelebeklerimizi ördükten sonra kenarlarımızda birlikte tığlayalım. Şimdi Yukarıdan başlayarak kelebeklerimizi örmeye başlayalım. İlk önce beyaz rengimi kullanmıştım. Beyaz, pembe, beyaz, pembe şeklinde renklerimizi değiştirerek kelebeklerimizi örmeye başlayalım. Evet, şimdi beyaz ipimi alıyorum. Hemen ileğimin üst kısmından örmeye başlıyorum. Beyaz ipimi aldım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum battıktan sonra yeleğimi şöyle yönünü çeviriyorum. Roba kısmına bakınız yukarıya gelecek şekilde çeviriyorum ve ön kısmından şuradan bakınız. Robanın hemen altındaki görmüş olduğumuz bölümden örmeye başlıyoruz. Batıyorum. Bakınız tığımı battım. Bir tane zincir çekmiştim tığıma ve 3 tane zincir çekiyorum. Burayı sağlamlaştırdıktan sonra sayıyorum. 1 2 3. 3 zincirim çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. 1 ve 2. Zincirimi çektim. Yanına bir trabzan yaptım. Bakınız, hepsini de aynı yere yaptım. Ve 2 trabzan ördükten sonra ara için zincirimi çekmeye başlıyorum. Şuradaki uzatacağımız ara için gerekli olan zincirlerimiz. İlk önce 8 çekiyorum. 7 ve 6. Sonra tekrar 7 ve burada da 4 4 olarak tekrar 8 sayısına ulaşıyorum. Önce aşağıya doğru tam 3.'ye kadar birer 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 azalıyoruz. 8 7 6. Şimdi 8 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ve geliyorum bu 8 zincirimi çektikten sonra diğer Kenardaki bir zincirimizi ilk başlattığımız roba kısmının olduğu bölüme başını doluyorum. Tam bu araya giriyorum. Bakınız şöyle bakalım şuraya bakın. Robamızın bitimi gövde kısmının başlangıcı olan bölüme giriyorum. Tığımın başını dolamıştım. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir yanına bir trabzan daha örüyorum. İki. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek 1 ve 2 tane trabzanım örüyorum. Şöyle görelim. Robamızın tam bitiş yerine girdim. Buradaki su taşımı yaptım. Araya 8 zincirimi çektim. Tekrar diğer ucuna da aynı işlemi tekrar ettim. Şimdi örgümü şöyle çeviriyorum. Çevirdikten sonra 2 tane zinciri çekiyorum. Çevirmeden de çekebiliriz çevirmeden çekersek daha güzel olacak hatta iki zincirimi çektikten sonra bakınız bir alttaki gelen ilk iki zincirin olduğu yere şöyle batıyorum daha sonra yukarıda beyaz olarak çektiğim bakınız zincirime tam trabzanlarımın arasındaki zincirime giriyorum şöyle tekrar göstermek istiyorum buradaki ikinci sıranın zincirine giriyorum alıyorum ve diğer beyaz zincirimi çektiğim yere de batıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hem beyazım hem buradaki çekmiş olduğum bir zincirimin olduğu yere girerek bakınız trabzanlarımı örüyorum İki trabzanımı ördüm üç tane zincir çekiyorum aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımı ördüm hem beyazımı kapadım hem alttaki şuradaki görmüş olduğumuz bir zincirimin olduğu yeri birlikte tutturarak ördüm 8 zincir üste çekmiştim şimdi 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum önce alt sıraya bakın hemen altındaki bir zincirimin olduğu yere daha sonra Su ortasındaki zincirden giriyorum ve 1 ve 2. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. 8 7 olarak birer birer azalttık bakınız. Şimdi 2 zincirimi çekmiştim. Bir sonraki bakınız. Bir sonraki yere şu şekilde önce beyazımdan sonra diğer rengimden yani ana gövdeden giriyorum. Şöyle ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere trabzanımı ördüm. 2 trabzanım oldu. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tekrar 1, 2 tane trabzanımı örüyorum. 3. zincirimi 6 olarak çekiyorum. 8 7 ve 6 1 2 3 4 5 6. Tığımın başını doluyorum. Önce beyazımdan sonra sıradaki bakınız. Sıraları hiç atlamayalım. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle ve başlıyorum. 1 2 iki. i̇ki trabzanımı ördüm. 1 2 3 zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere girerek iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü yine çeviriyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki bakınız gelen zincirimin içerisine giriyorum beyazımın da içerisinden girerek trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorduk 3 zincirimi çektim 1 ve 2 şimdi 6 tane zincirimizi 3. kez çektikten sonra yani 3. sırada daha sonra 4. sırayı 7 olarak çekiyoruz 3 tam orta merkezimiz olmakta 5'er kelebek çizgisinden oluştuğu için şuradaki kanatlarımız bakınız. Burada da 5'erden oluşturuyoruz. 3 tam ortaya geliyor. 8 7 6 tekrar 7 çekiyorum. Bir sonrakini ise birleştirmede 4 4 olarak çekeceğiz. 6 ve 7 tığımın başını doluyorum. Önce yelekten sonra tam 3 zincirin olduğu yerden giriyorum. 1 2. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde alabilirsiniz. Direkt batıp zincir de çıkarabilirsiniz. Yoksa direkt başını dolayarak da alabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse önemli olan buradaki sonucumuzu çıkarabilmek. Çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bakın şöyle direkt batarsanız daha sonra birleştirmiş olursunuz. Şöyle görün. Ama öncesinde başımızı dolayalım. 2 zincirden sonra giriyorum beyazımı alıyorum daha sonra pembemi ve başlıyorum 1 2 1 2 3 1 2 aradaki zincirimizi 3 tane çekiyoruz bakın su taşlarımızı birer birer ördük her iki grubumuza şöyle uzattık bakınız şuradaki birer zincirlerin olduğu yerden ilerlemekteyiz. Buradan buraya geçişimizi yapmaktayız. Bir zincirden diğer zincire. Evet şimdi birleştirme işlemini geçtik. 4 tane uzattık çünkü. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çekiyorum. En alt bakınız. İlk başlangıçta çekmiş olduğumuz zincirlerin altından kavruyorum. Ve alıyorum ipimi. Kapatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doladıktan sonra tekrar buradaki 3 zincir çektiğim yere giriyorum daha sonra alttan sıradaki bir zincirin olduğu yeri alıyorum 1 ve 2 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tekrar 1 2 bir tane zincir çekip ipimi kıparıyorum. Dilerseniz makasımızla da kesebilirsiniz. Şimdi görelim. Birinci kelebeğimizi gayet güzel bir şekilde yerleştirdik. Bakınız şöyle toparlayalım. Evet. Birinci kelebeğimiz yerleştirildi. Şurada gördüğümüz gibi hemen şimdi Yine bağlantıları devam edip ikinci rengim olan pembe rengime geçiyorum. Evet, birinci kelebeğimizi yaptık. İkinci kelebeğimiz için hemen başlayalım. Bir tane pembe ipimi zincirimi çekerek başlıyorum. Burada düğümümü atmış oldum. Hemen yönümü çeviriyorum. Yine sağ taraftan başlıyorum. Hepsi birbirine bağlantılı bakınız. Hepsi birbirine bağlı bir şekilde devam ediyor. Hemen bir sonrakinden değil. Yine aynı buradaki bakınız önce beyazın içerisinden giriyorum şu şekilde beyazın içerisinden girdim ve bir alt sırada kendisini takip eden hemen zincirin içerisine giriyorum kapatıyorum bir iki üç tane zincirimi çektim her iki kelebeğimi de birbirine buradan bağlamış oldum ikinci tırabzanımı örüyorum bir iki üç tane zincirimi araya çektikten sonra aynı yere girerek iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Önce beyazımdan daha sonra ise altta kendisini takip eden ilk sıradakinden alıyorum. Bakınız ilk sıradakinin altından alıyorum ilmeğimi ve örmeye başlıyorum. 1 ve 2 hemen yanına bir tane daha trabzanım örüyorum ipimi hemen tekrar alıyorum 1 ve iki bir iki üç zincirimi çekiyorum aynı yere iki trabzan daha örüyorum ve bu şekilde kenardaki su taşlarımı tamamlamış oluyorum iki zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum sıradaki takip eden yere giriyorum daha sonra pembemin içerisine giriyorum. Trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra aynı yere iki trabzan daha örüyorum. Sekiz zincirimden sonra yedi zincir çekiyorum. Altı ve yedi. Tığımın başını doluyorum. Önce alttan sonra 3 zincirimin olduğu yukarıdan alıyorum. 1 ve 2. 1 2 3 zincir aynı yere 2 trabzan. 1 2 zincir örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi birer birer zincirlerimiz azalttığımız için 8 7. Şimdiki çekeceğimiz zincir sırası ise 6. Sıramın başında oluyorum. Önce üstten sonra alttan sırayı takip edip alıyorum. Aynı yere girerek iki trabzan 1 2 3 zincir 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Önce yukarıdan sonra sıradaki bir zincirin olduğu yerden giriyorum ve örüyorum 2 1 2 1 2 tekrar 2 zincir çekiyorum 8 7 6 bir sonraki yani şimdiki sıramızda 7 sayısına çıkıyoruz önce bakın sıradan alıyorum sonra çekmiş olduğum zincirin içerisine giriyorum 1 başını doluyorum 2 1 2 3 aynı yere iki trabzanımı daha örüyorum bütün kelebeklerimizi bu şekilde öreceğiz hepsini birbirine bağlayarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakınız dördüncü bir tane artırarak örüyoruz 8 7 6 tekrar 7 tığımın başını doluyorum önce yeleğimden sonra 3 zincirimin içerisine girip sağlamlaştırıyorum bir ve birbirine bağlamış da oluyoruz ara zincirimiz 3 tane 2 trabzanımızı da çektikten sonra 2 zincirimi örüyorum tığımın başını doluyorum önce 3 zincirimin olduğu yere sonra ana gövdeye giriyorum 1 ve 2 trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2. Şimdi bakınız 4 tane zincirimizi uzattıktan sonra şuradaki görmüş olduğumuz birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Birleştirme işlemimizi ise 8 sayısına ulaşabilmek için 4 ve 4 olarak çekiyoruz zincirimizi. 4. Hemen en üstteki zincirimizin altından sırasıyla hepsinin altından giriyorum. Ve kapatıyorum ve tekrar 1 2 3 4. Tığımın başını doluyorum. Önce yukarıdan, sonra yeleğimdeki sıradan. Burada dikkat edelim, atlamayalım. Sıramızı güzel takip edelim. 1 ve 2. 1 2 3 1 ve 2. Bir tane zincirimizi çekelim ya ipimizi biraz önceki yaptığımız gibi koparalım ya da makasımızla keselim bu şekilde ikinci kelebeğimizi de tamamladık. Şimdi üçüncü kelebeğimizi tekrar beyaz rengimizde örelim. Şuradaki sıralamamızda yaptığımız gibi aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Her ikisini ben tamamlayayım, siz de tamamlayın. Sonrasında görüşelim. Yeleğimizin kelebeklerini tamamladık. Her iki bölümümüz de gayet güzel bir şekilde tamamlanmış oldu. Şöyle açıp bakalım bakınız. Yeleğimizin arkaları ve önünün şıklığı çok hoş oldu. Şimdi beyaz ipimizle kenarlarımızı kapatalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve ilk kutucukların olduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip buraya sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kapatıyorum. İki defa aynı işlemi yaptım. Diğer trabzanıma geçiyorum. İki defa da Oradan alarak ilerliyorum. Bakınız bir tane araya giriyorum. Kabartılı bölüme. Bir tane diğer tarafa. Dolgumuzun müsait olduğu sayı adedince batırmamız gerekiyor. Fazla batarsak görüntümüz hoş olmaz. Az batarsak yine gerginlik yapabilir. O yüzden şu şekilde geniş olan yerlere iki defa başını dolayarak batalım. Diğer kabartılı olan yerleri ise birer defa battığımız zaman görüntümüz daha hoş olacaktır. İkişer defa batıyorum. Bir defa başını dolayıp batıyorum. Bir defa diğerine. Yani tamamen göz kararı ayarlayalım. Çok fazla doldurmadan Evet aşağıya kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet yeleğimizin yan kısmından aşağı kısmına kadar örerek geldim. Şimdi alt kısmının olduğu yere geçiyorum. En son olan yere iki tane başını dolayıp battım. Şimdi üçüncü kez batıyorum ki dönüşümüzde herhangi bir çekimi olmasın. Ve dördüncü kez battım. Gayet güzel yumuşak bir dönüş olsun. Daha sonrasında her trabzanımızın arasına birer tane Girelim. Bakın üstteki bölümü de kavurarak aldım. Dilerseniz burayı da alalım şu şekilde ve devam ediyorum. Hepsini arasına birer tane başını dolayarak batıyorum trabzanlarım Dikine olduğu için hiç problem olmuyor. Bakınız birer birer örmekteyiz. Kelebeğimin ucuyla alıp kapatıyorum tekrar kelebeğimin yine ucuyla giriyorum birer birer bu şekilde ilerliyorum şimdi şuradaki zincir olan kısma kadar devam edelim başını dolayıp tek seferde alıyoruz zincirimin olduğu yere geldim hepsini birer birer ördüm zincirimin olduğu yeri tığımın başını doluyorum 1 zincirimin içine giriyorum 2 bakınız altından kavruyorum 3 4 ve 5 5 defa batıyorum tam ortadaki batmış olduğum yere gelip sadece sık iğnemi yapıyorum tekrar başını doluyorum 5 defa da bu tarafa batıyorum 2 3 4 ve 5 Diğer bölüme geçiyorum. bakınız trabzanlı olan bölümlerimi. Ve buradaki kelebek dilimimizi de şu şekilde örmüş oluyoruz. Evet. E, buradaki işlemlerimizin aynını alt sıramızda tamamlayalım. Kenarımızı da ikişer trabzan, ikişer trabzan yani tek seferde çekelim. En son buradaki kutucuğumuzun olduğu yere kadar gelelim ve orada görüşelim. İliğimizin önlerini tığladıktan sonra kolumuzu da birer birer tığladık. Kol altımızı ise şu şekilde bakınız tığladıktan sonra diğer kolumuzu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Şöyle büküyorum hemen kolumuzun altında başlayalım uygun olan yerden. Tam aradan giriyorum kol altımızdan bakınız tam ortadan başlıyorum bir tane zincir çekip sabitliyorum hemen yandaki trabzanların arasına giriyorum bir defa çekiyorum yan olarak gelen yere yine bir defa giriyorum iki defa batmıyorum kol altımızda potluk oluşmasın ve direkt aralarına girerek her bir trabzanımızın arasından geçip birer tane trabzanımızı örelim tek seferde bakınız çekiyorum başını doluyorum ve başlangıç yerimize kadar gelelim kol altımıza kadar birer birer örerek geldim tekrar kolumuzun altının bakınız şuradaki geçiş yeriyle kol altına geliyoruz dik olan trabzanma bir defa batıyorum sonrasında dikey olarak gelen trabzanlarımın arasından yine birer birer geçelim en son bir zincir çekmiş olduğumuz yere şu şekilde bağlanalım bir tane zincir çekerek ipimizi keselim ve dileğimizin kollarını da tığladıktan sonra şimdi boyun kısmı için bağcık örmek istiyorum zincirden. Dilerseniz ipimizi iki kat yapabilirsiniz. Yani iki kat olanı şu şekilde yaparak daha kalınlaştırabilirsiniz. Ya da kalın tığlarla geniş geniş alabilirsiniz. Ya da şu şekilde uzunca ayarlayıp bükerek yapabilirsiniz bağcığımızı. Nasıl isterseniz boyun kısmı için güzel bir bağcık yapalım ve ucuna da çiçeğimizi örelim. Ben zincir çekmek istiyorum. Çok da ağır olsun istemiyorum. Onun için 3 numaralı tığımla zincirimi çekmek istiyorum. Şu şekilde rahat rahat zincirimi yeterli ölçü olana kadar çekiyorum. Sadece bakınız zincir. Dilerseniz ipimizi de katlayabilirsiniz. 3 kat ya da her ikisini bükerek 4 kat olabilir nasıl arzu ederseniz epeyce bir uzunlukta zincirimi çektim ve ucunu koparmadan tutuyorum eğer fazla olursa sökerek küçülteceğim eğer az olursa biraz daha oradan ilave edeceğim yalnız şuradaki diğer başlangıç ucumu takmaya başlıyorum bakınız İlk gözden giriyorum hemen şöyle tığımla almak istiyorum. Tığımla geçirelim. Evet. Tığımla geçirdim. Şimdi bir tanesinden batıp bir tanesinden çıkıyorum. Şu şekilde. Şöyle iki kat yaptığımız zaman daha rahat olacaktır. Birinden batıyorum, birinden çıkıyorum. Tekrar birinden ve diğerinden. Diğer uca kadar bu şekilde takarak ilerleyelim yeterli ölçümü hazırladım yeterli ölçüm olduktan sonra ipimi yine koparmıyorum ucuna bir tane çiçek örmek istiyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen geri geliyorum 1 2 3 4 batıyorum aynı yere tekrar iki tane trabzanımı ördüm 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere giriyorum çiçeğimin ilkini bu şekilde örüyorum 1 2 3 tane zincir tekrar aynı yere batıyorum 2 tane trabzanımı örüyorum tekrar 3 tane zincir çekerek aynı yere giriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar 2 tane trabzanımı hemen ilave edip 3 zincir çekiyorum ve batıyorum ve 3 tane dilimden oluşan minik güzel bir çiçek çalışıyorum buraya düğümümü attıktan sonra ipimi koparıyorum minik çiçeğimizin bir tanesini de diğer ucumuza yapıyoruz diğer ucumuza da hemen en sondakine batmayalım bir ve ikinciyi batalım ki örgümüz açılmasın çiçeğimizi ördüğümüz zaman hemen zincirimizi çekerek başlıyorum 1 2 3 aynı yere giriyorum yine 2 trabzanımı örüyorum 3 zincirle iniyoruz tıpkı biraz önceki yaptığımız şekliyle yapalım 3 tane dilimimizi hazırlayalım tekrar 3 tane zincirle çıkıyorum yukarıya 2 trabzan 1 ve 2 1 2 3 iniyorum 1 2 3 çıkıyorum tekrar 2 tane trabzanımı hemen ilave ediyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip batıyorum. Ve çiçeğimi bu şekilde örmüş oluyorum. Hemen şuraya şöyle bir tane zincirimi çekip kilitliyorum. ve ipimi kesiyorum. Arkada kalan iplerimi çiçeğimin içerisine şöyle gizliyorum. Evet sevgili arkadaşlar en son bağcığımızı ve çiçeklerini yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Ve bu şekilde bir çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.